Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda üçgen çizimleri yapacağız. E, belli özellikleri verilen üçgenler nasıl çizilir? Belli özellikleri verilen üçgenler çizilebilir mi? Veya tek bir üçgen çizilebilir mi? Gibi konulara değineceğiz. Şimdi normalde bu üçgen çizimleri konusunda e, pergel, cetvel ve açı ölçer kullanmamız gerekiyor. E, bu pergel, cetvel ve açı ölçer kullanılan e, videomuz, yani normal kağıt üzerinde çizdiğimiz videomuz kanalımızda mevcut. Ee, bunun e, videomuzun sonunda size bu videoların e, görüntülerini paylaşacağım. Oralara tıklayarak o videolarımızı da izleyebilirsiniz. E, şimdi biz burada normal ekran üzerinde bu işi halletmeye çalışalım, anlatmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar e, belirli bir üçgen çizebilmek için en az 3 verinin en az 3 verinin bize verilmiş olması lazım. Bunlar arkadaşlar kenar ve kenar uzunluğu ve açı ölçüsü olarak tabi en az 3 verinin verilmiş olması gerekiyor. Şimdi e, kenar 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 yani üçünü de kenar olarak bize verebilir. Veya iki tanesini kenar bir tanesini açı olarak verebilir. Veya arkadaşlar iki tanesini açı bir tanesini Kenar olarak verebilir. Bunları ayrı ayrı inceleyeceğiz. Ama üçünü de bize açı, açı, açı olarak veremez arkadaşlar. Neden veremez? Hemen bunu bir anlatalım. Şimdi mesela bize üç tane açı verdi. Yani ne verdi? 60 verdi, 50 verdi ve 70 verdi. 60, 50 ve 70 derecelik. E, açılara sahip bir üçgen çizin dedi. Bu üçgeni çizemez miyiz? Çizebiliriz tabii ki. Çünkü bu toplamları 180 derece zaten. Bu üçgenleri çizebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle çizelim. Tabi burada açılarını ölçerek yapmamız gerekiyor ama biz kabaca hemen çiziyoruz. Mesela burası 70, burası 60, burası 50 derece olarak biz bu üçgeni çizdik ama burada bu üçgen çizilebilir mi çizilemez mi den kasıt arkadaşlar bu özelliklere sahip belirli bir üçgen yani tek bir üçgen çizilebilir mi e şimdi biz şöyle yapalım bu e, açılara sahip bu ölçülere sahip arkadaşlar şu şekilde bunun biraz daha büyüğünü çizebiliriz bakın aynı açılara sahip. Bakın burası yine 70 derece. Burası yine 60 derece. Burası yine 50 derece olacak şekilde. Başka bir üçgen çizebiliriz. Bunun içine bunun daha küçüğünü de çizebiliriz. Yine 70, 60 ve 50 dereceye sahip olabilir. Bunun daha büyüklerini de çizebiliriz. Yani sonsuz tane üçgen çizebiliriz. Belirli bir üçgen değil sonsuz bir üçgen elde etmiş oluruz. Şimdi daha da rahat anlamak için şunu ifade edelim. 10 tane öğrencimiz var sınıfta 10 tane öğrencimiz var bu ön öğrenciye ellerine kağıtlara yazıldı 60 50 ve 70 derecelere sahip bir üçgen çiziniz dendiğinde bütün herkesin çizdiği üçgenlerin birbiriyle tamamen aynı olması lazım ama burada bu ölçülere sahip bakın farklı farklı üçgenler çizilebildiği için Herkes aynı üçgeni çizmeyecektir. Çizemeyecektir. Dolayısıyla arkadaşlar farklı farklı üçgenler ortaya çıkacaktır. Şimdi açı 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 demek ki belirli bir üçgen çizmede bizim için yeterli değil. Yani üç veri var ama bu üç veriden en az bir tanesi arkadaşlar en az biri kenar olmak zorunda. En az biri kenar olmak zorunda. Yani üçü de kenar olabilir. İki tanesi kenar birisi açı olabilir. İki tanesi açı biri kenar olabilir. Ama üçü de açı olamaz. Şimdi diğer durumları inceleyelim. Şimdi arkadaşlar 3 verimizin de kenar olduğu durumu inceleyelim. Kenar kenar kenar. Yani bize mesela ne verdi? 4 cm 5 cm ve 6 cm uzun kenar uzunluklarına sahip bir üçgen çizin dedi. Bu üçgeni çizebilmek için ilk bakacağımız şey yani böyle bir üçgen çizilebiliyor mu, çizilemiyor mu diye bakabilmek için ilk bakacağımız şey arkadaşlar üçgen eşitsizliği. Üçgen eşitsizliğine uyuyor mu, uymuyor mu bakıyoruz. 4 ile 5 topladık 9. Bunu geçti. 5 ile 6'yı topladık 11 geçti. İkisini topladık. Yine aynı şekilde. Üçgen eşitsizliğine uyuyor. Demek ki arkadaşlar bu kenar 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 bu uzunluklara sahip. Üçgen çizilebilir. Çizilebilir ama nasıl çizilebilir? Hemen onu gösterelim şimdi. Bir arkadaşlar burada bir ee, A noktası belirliyorsunuz. Bu A noktasından mesela ee, şu şekilde 5 cm uzakta bir B noktası belirliyoruz. 5 cm uzakta yani şu kenara kullanmış olduk. Daha sonra öyle bir C noktası var ki şuralarda bir yerde öyle bir C noktası var ki A noktasına uzaklığı 4 cm B noktasına uzaklığı 6 cm olacak. Bunu nasıl tespit edeceğiz? Bunu tabi pergel yardımıyla tespit edeceğiz. Pergelimizin ağzını arkadaşlar 4 santim olacak şekilde pergelimizin ağzını açacağız. Bu pergelimizi 4 santim merkezi A olacak şekilde bir arkadaşlar şöyle bir yay çizeceğiz. Tabi pergel böyle daire çizdiği için çember çizdiği için biz bunun şu kısmıyla alakalı şöyle nokta 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 çizeceğiz. Bu ne demektir? Bu nokta 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 olan yerler A noktasından 4 santim uzaklıkta demektir. B noktasından da 6 santimetre uzakta olacağına göre pergelin ağzını arkadaşlar bu sefer 6 santimetre olarak açıyoruz. Ve nokta B merkezli şöyle B merkezli bir çemberin şu, şu şekilde bir parçasını oluşturuyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi şu noktada bu ikisi kesişti. Dolayısıyla arkadaşlar A'ya 4 santim B'ye 6 santim uzaklıkta olan C noktasının konumunu bulmuş olduk. Bunu da hemen şu şekilde A ve şu şekilde B noktalarıyla birleştirerek bize verilen üçgeni burada elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Burası 4 cm uzunluğunda burası 6 cm uzunluğunda yani sınıfımızdaki 10 kişi bu verilere dayalı bir üçgen çizmek istediğinde Hepsinin üçgeni bu olacak. Bunları kağıt üzerinde bunları kesip üst üste koysak bile birbirleriyle çakışacaklar. Çünkü birbirlerinin aynısı olan şeyler elde etmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar kenar açı kenar yani kenar açı kenar yani iki kenar bir açı verdiği zaman bunu e, nasıl çizeceğiz buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi e, Kenarlardan bir tanesi AB kenarının uzunluğu olsun. AB kenarının uzunluğu 4 cm olsun. E, açımız arkadaşlar açımız B açısı olsun. B açısı 60 derece olsun. Ve arkadaşlar BC kenarımızda diğer kenar uzunluğu BC kenarımızda 5 cm olsun. Böyle bir üçgeni çizebilir miyiz? Çizemez miyiz diye kontrol edeceğiz. Nasıl e, bunu nasıl kontrol edebiliriz? bize verilen açı kenarların arasında ise böyle bir üçgen çizebiliriz. Hemen oluşturalım. Şöyle şurada arkadaşlar AB kenarı 4 cm BC kenarı 5 cm olduğu için şöyle bir B noktası belirleyelim. Bu B noktasından 5 cm uzaklıkta bir C noktası belirleyelim. 5 santimetre. Şimdi şuralarda bir yerde de bir A noktası var. Bu A noktasının B noktasına olan uzaklığı 4 santimetre. Ama şöyle mi 4 santim, şöyle mi 4 santim onu bilmiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar yapacak olduğumuz şey bizim e, şuradan şuradan açı ölçerimizi koyup 60 derece 60 derece olacak şekilde bir ışın çizmemiz. Buradan 60 derecelik bir ışın çiziyoruz arkadaşlar. Aç ölçerle ölçüyoruz. Şöyle tam 60 derece geldiğimiz zaman bırakıyoruz. Ve daha sonra işimiz pergele kalıyor. Pergelle de 4 santimetre açıyoruz. B merkezli 4 cm'lik bir yay çiziyoruz. Şöyle 4 cm'lik bir yay çiziyoruz arkadaşlar. B merkezli. Dolayısıyla bu ikisinin kesişimi yani şurası bize A noktasını veriyor. Daha sonra bu A noktasıyla da C noktasını birleştirdiğimiz zaman burada oluşan ABC üçgeni bizim elde edeceğimiz üçgen olmuş oluyor. Burası 4 cm, burası 60 derece, burası da 5 cm olan bir üçgen olmuş oluyor. Burada arkadaşlar ee, dikkat edeceğimiz şey illa ki bu üçgeni sürekli çizmek zorunda değiliz. Eğer verilen iki kenar arasındaysa bizim açımız bu üçgen çizilebilir deriz hemen bunu mesela soru bize bu şekilde geldiği zaman basitçe ne yapacağız basitçe hemen üçgen çizeceğiz abc diyeceğiz şöyle ab4 bc5 bu açı da buradaysa sorun yok 60 derece arada kalan bir açı dolayısıyla bu üçgen çizilebilir diyeceğiz işi bitireceğiz diğer bir e, üçgenimiz açı kenar açıydı açı kenar açı. Şimdi bize arkadaşlar iki tane açı verdiyse, iki tane açı verdiyse o üçgen kesinlikle çizilebilir diyoruz. Ee, i̇ki tane açı mesela arkadaşlar bize e, A açısını verdi. A açısını verdi. 50 derece. Bize B açısını verdi. 70 derece. Ve arkadaşlar bize AB kenar uzunluğunu verdi. 5 cm olarak. Peki biz bu ıı, üçgeni nasıl çizeceğiz? Biz bu üçgeni şöyle çizeceğiz arkadaşlar. Burada bir A noktasını belirleyeceğiz. Daha sonra bu A noktasından 5 cm uzaklıkta bir B noktasını belirleyeceğiz. B noktası 5 cm uzaklıkta B noktasını belirledikten sonra şimdi A açısı 50 dereceydi. Dolayısıyla arkadaşlar buradan açı ölçerle 50 dereceyi ölçerek yani şuradan şöyle 50 dereceyi ölçerek bir ışın çiziyoruz. Daha sonra B açısından da 70 derece ölçerek 70 dereceyi ölçerek şöyle bir ışın çiziyoruz. Burada da açı ölçer kullanmamız gerekiyor. Ve arkadaşlar buradan 50 derece, buradan 70 dereceyi ölçerek yaptığımız ışınlar burada bir noktada kesişiyorlar. Bu kesiştikleri noktada C noktası. Dolayısıyla arkadaşlar burada yine ABC üçgenimiz bu şekilde oluşturulmuş oldu. Şimdi burada bize verilen bu özelliklerde verilen üçgen bu kadar hani çizimi gerekmiyorsa çizim yapmamız gerekmiyorsa bize sadece bu üçgen çizilebilir mi çizilemez mi diye soruyorsa ne yapacağız? Şöyle yapacağız bize arkadaşlar iki tane açı verildiyse bu illaki diğer kenar bu iki açı arasında olmasına gerek yok. Çünkü bize şu açıyı bile vermiş olsa iki açısını bildiğimiz için üçüncü açıyı 180 dereceden çıkararak bulabiliriz. Dolayısıyla her halükarda iki açının arasındaki bir kenar uzunluğunu bilmiş oluyoruz. Yani bize iki açı ve bir kenar verdiği zaman bunu kesinlikle çizebiliriz. Hiçbir şeye bakmaya gerek yok. Yani arasında mı değil mi diye bakmaya gerek yok. Çünkü hemen şöyle bakın ABC diye bunu yerleştirsek bize A açısını verdi B açısını verdi bir de bu aradaki kenarı verdi. Hadi diyelim aradaki kenarı vermedi şurayı verdi bize 5 cm olarak diyelim ki burayı verdi. E Burayı verdiyse o zaman bu iki açının ölçüleri toplamını 180'den çıkararak burayı bulabilirim. Dolayısıyla yine iki açının arasındaki kenar uzunluğunu bilmiş olurum. Yine bunu çizmiş olurum. Yani iki açı bir kenar varsa kesinlikle çizilir. Hiçbir şeye bakmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar geldik önemli bir kısma. Ee, bu önemli kısımda e, kenar açı kenar özelliğini anlatmıştık. Burada açı iki tane kenarın arasında olursa bu üçgeni çizebiliriz demiştik. Ama eğer arkadaşlar bu açı kenarların arasında değilse yani kenar kenar açı şeklindeyse iki kenarın e, arasındaki açı değil de diğer açıysa bu üçgen çizilebilir mi çizilemez mi? Nasıl bakacağız? Şimdi burada arkadaşlar e, bazı kitaplar direkt e, çizilemez deyip çizilemez deyip geçiyor. Ama burada iki durum oluşuyor. Bu iki durumdan birinde bu üçgen çizilebilir birinde çizilemez. Şimdi ben size bunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar e, önce bir verilerimizi verelim. Verilerimiz AC kenar uzunluğu 4 cm AB kenar uzunluğu 5 cm ve B açısının ölçüsü de arkadaşlar 60 derece olsun. Bu üçgenin çizebilir miyiz, çizemez miyiz diye şimdi kontrol edeceğiz. Şimdi ne yapıyorduk? Hemen bir A noktası belirliyorduk. Bir A noktası belirledik. Hemen bunun 5 cm uzağında B noktamızı da belirleyelim. Bildiğimiz şeyleri yerleştirelim. Burası da bizim B noktamız olsun. 5 cm Şimdi bizim B açımız 60 derece. Yani şuradaki açımız 60 derece. Buradan arkadaşlar 60 derece olacak şekilde 60 derece olacak şekilde biz aç ölçerle ışınımızı çizelim. Yani ölçelim 60 dereceyi ve ışınımızı çizelim. Yani C noktası bunların üstünde yani şu şunun üzerinde bir yerlerde olması lazım. Şimdi geriye ne kalıyor? C noktasının A'dan uzaklığı 4 santim. Pergelimizi 4 santim olarak açtıktan sonra 4 santim olarak açtıktan sonra arkadaşlar şöyle bir yay olarak bunu çiziyoruz. Yalnız arkadaşlar şimdi 4 santim çizdiğimiz için bizim bu tergelle çizdiğimiz şey bu ışınımızı bakın hem burada kesiyor hem burada kesiyor. Çünkü 4 santimetre cm, 5 santimetreden kısa bir uzunluk. Yani buradan biz bunu bu şekilde geçirdiğimiz zaman, hatta size şöyle göstereyim. Mesela 4 santimlik uzunluğumuz var. 4 santimlik uzunluğumuz, bakın ya burada kesişiyor, ya da böyle geliyor, burada kesişiyor. 4 santim, yani 5 santimetre şu. 4 santimetre daha kısa. Dolayısıyla içten bir yerden geçmesi lazım. Yani şu şekilde dolandırdığımız zaman, şöyle, bakın burada kesecek, bir de şurada bir yerde kesecek. Yani 5 santimetreden kısa olduğu için arkadaşlar şöyle geri alalım. Ya burada ya burada kesecek. Dolayısıyla arkadaşlar bizim üçgenimiz ya şöyle bir üçgen olacak ya da şöyle bir üçgen olacak. Yani ya şu üçgen ya da şu üçgen haline gelmiş olacak. Dolayısıyla C noktası iki farklı yerde bulunuyor. Yani bu özelliklere sahip iki farklı üçgen çizilebilir. Tek bir üçgen çizilemez deyip bunu çarpılayabiliriz. Ama bu durum her zaman böyle değil arkadaşlar. Burada e, <laughs> bu C noktasının uzaklığı 4 cm. Yani yine burası 4 cm. Bu durum her zaman böyle değil. Yani kenar uzunluklarını değiştirdiğimizde yani AC uzunluğunu 5 santimetre, AB uzunluğunu 4 santimetre yaptığımızda, B açısı yine aynen kalsın 60 derece olarak, durum nasıl değişiyor şimdi ona bakalım. Yine arkadaşlar bir A noktası belirliyoruz, sonra buradan uzatıyoruz 4 santimetre ve bir B noktasını işaretliyoruz. B noktasını işaretledik. Daha sonra buradan e, bu uzunluk tabii 4 cm şu anda. Buradan 60 dereceyi ayarlayıp açı ölçerimizle 60 dereceyi ayarlayıp ışınımızı çiziyoruz. Burası şu anda 60 derece. Şimdi ne yapacağız? E, AC arası 5 cm olduğu için jet pergelimizi bu sefer 5 cm açacağız. 5 cm'lik bir yay çizeceğiz arkadaşlar şöyle bir yay çizeceğiz. Bakın bu sefer nereden geçti? Bu yay şöyle geldi ve bunun dışından geçti çünkü buradan buraya kadar 4 santimetre biraz daha fazla olmalı ki 5 santimetre olsun. Yani arkadaşlar bizim bizim çizmek istediğimiz e, diğer doğru parçamız yani üçgenin diğer kenarı bakın 5 santimetre olduğu için, buranın dışından geçiyor. Dışından. Yani nerede kesiyor? Bunu sadece bu noktada kesiyor. Sadece bu noktada kesiştikleri için arkadaşlar burası C noktası haline geliyor. 5 santimetre ve tek bir üçgen oluşuyor. İki noktada kesmediği için bakın burada iki noktada kesiştiği için iki farklı üçgen oluşmuştu. Burada tek noktada kestiği için, buraya dışarıdan geçtiği için bir üçgen oluşuyor. Tek bir üçgen oluşuyor. Yani bu özelliklere göre bu üçgen çizilebilir. Bakın yine iki kenarın arasında değil bu açı. Ama bu özelliklere göre bu üçgen çizilemez. Şimdi işler biraz karıştı gibi görünüyor ama hemen sizin için toparlıyorum. Sizin için şöyle bir toparlama yapacağım arkadaşlar. Eğer bize verilen kenar açı kenar yani iki kenarın arasında bir açı varsa, iki kenarın arasında bir açı varsa bu çizilebilir diye diyoruz. Doğrudan çizilebilir diyoruz. Ama verilen açı bu iki kenarın arasında değilse dikkat edeceğimiz nokta şu: açının karşısındaki kenar yanındaki kenara göre kısaysa bu üçgen çizilemez. Ama açının karşısındaki kenar yanındaki kenara göre uzunsa bu üçgen çizilebilir arkadaşlar. Çünkü bu kenar buna göre uzunsa bakın bu dışarıdan geçiyor ve burada tek bir noktada kesiyor. Ama kısaysa buradan içeriden geçiyor. Yani hem burada hem burada kesmiş oluyor. Dolayısıyla iki farklı üçgen olmuş oluyor. Yine tekrar ediyorum arkadaşlar. Açı kenarların arasındaysa çizilebilir. Ama açı kenarların arasında değilse açının karşısındaki kenar kısaysa çizilemez. Açının karşısındaki kenar uzunsa çizilebilir. Şimdi burada özellikleri verilen üçgenlerin çizilip çizilemeyeceğini soruyor. Kenar uzunlukları 5, 6, 8 olan diyor. Şimdi bunu e, 3 tane kenar verdiğine göre kenar 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 e, üçgen eşitsizliğine uyuyorsa çizilebilir. Bakıyoruz 6 ile 5'in toplamı 8'i geçiyor. Bu ikisinin toplamı bunu geçiyor. Bunlar bunu geçiyor. Üçgen eşitsizliğine de uygun olduğu için bu çizilebilir. İki kenarı 5 ve 6. Bakın şöyle basitçe çizelim. İki kenarı 5 ve 6. Bu iki kenarın arasındaki açı 73. Yani açı daha doğrusu kenar açı kenar kenar açı kenar. Dolayısıyla bu üçgende çizilebilir. İki açısı 100 ve 24. Şöyle bir üçgen varmış demek ki. Burası 100, burası 24'müş. Bu açılar arasında kalan kenar 6'ymış. Yani bu da açı, kenar, açı. Zaten iki açı verdiyse otomatikman bu üçgen iki açı ve kenar verildiyse kenarın nerede olduğu önemli değildi. Otomatikman bu çizilebilir diyorduk. Yandaki soruda ise aşağıdaki verilen üçgenlerden hangisi sadece cetvel ve pergel kullanılarak çizilebilir diyor. Şimdi sadece cetvel ve pergel kullanılabilir diyorsa burada açı ölçerimizi açı ölçeri devre dışı bırakmış. Açı ölçer devre dışı bıraktıysa açılarla işimizin olmaması lazım. Burada açılar var. Burada da açılar var. Burada da açılar var. Dolayısıyla bunlarda açı ölçer kullanmamız gerekiyor. Ama burada sadece kenar uzunlukları olduğu için açıyla bir işimiz yok. Cetvel ve pergelle bunu çizebiliriz. Yukarıdaki ABC üçgeninde BC 6 ve B açısı 70 derece olduğu biliniyor. Bu üçgenin çizilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi bilinmesi yeterli değildir diyor. Şimdi arkadaşlar A'da C açısının bilinmesi demiş. C açısını bilirsek açı, kenar, açı özelliğine uymuş olur ve iki açı bir kenar biliyoruz. Arasındaki kenarı biliyorsak bunu çizebiliriz anlamına geliyor. AB uzunluğu, AB uzunluğunu biliyorsak kenar, açı, kenar özelliğine girmiş olur ve yine bu üçgeni çizebiliriz. A burada A açısını A açısını bilirsek arkadaşlar A açısını bilirsek ne olur? 2 tane açı iki tane açı, bir tane kenar bilmiş oluruz. 2 e tane açıyı biliyorsak öbür açıyı da otomatikman biz bulmuş oluruz. Açı, açı açı yani iki açının arasındaki kenarı bilmiş oluruz ve yine bunu çizebiliriz ama AC kenar uzunluğunun bilinmesi, AC kenar uzunluğunun bilinmesi, bunun için yeterli değil arkadaşlar çünkü bu kenar uzunluğunu bildiğimiz zaman bizim ne oluyor? E, açımız bu iki kenarın arasında değil. Açı bu iki kenarın arasında değilse çizilip çizilemeyeceği için bu kenarın e, bundan büyük mü küçük mü ne ol e, nasıl olduğunu da bilmek gerekiyor. Dolayısıyla tek başına yeterli değil. Yani AC uzunluğunu bilmemiz bu üçgeni çizip çizemeyeceğimiz için daha doğrusu çizilebilmesi için yeterli bir bilgi değildir.